İyi günler sayın seyircilerimiz. Gün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenyer, Başbakan Albin Kurti ile bir araya geldi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli danışmanı Derek Chollet ve Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar bugün Senato huzuruna çıkacak. Dış İlişkiler Komisyonu'nun bugünkü toplantı gündeminde Batı Balkanlardaki durum yer alıyor. Senato üyeleri önündeki konuşması öncesinde dün bir açıklama yapan Derek Şolet, Kosova ile Sırbistan tarafına çağrıda bulunarak kışkırtma ile çatışmalardan kaçınmalarını istemişti. Bu arada Başbakan Albin Kurti çarşamba gecesi ABD Dışişleri Bakanlığı kıdemli danışmanı Derek Chollet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Chollet ve Kurti temel anlaşmanın tam ve koşulsuz uygulanmasına vurgu yaparak Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreciyle pazartesi günü Brüksel'de baş müzakereciler düzeyinde yapılan toplantıyı görüştüler. Chollet ve Kurti ayrıca 23 Nisan seçimlerinden sonra Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyedeki durum ve seçilen belediye başkanlarının yemin etmesi vesilesiyle seçim sürecinin tamamlanmasını da ele aldılar. Kurti, Kosova Cumhuriyeti kurumlarının anayasa ile yasalara saygı göstermeye ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sonsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti. Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Tunç Angalı'yı makamında ağırladı. Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçekleşen görüşmede sağlık alanından ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve ortak proje imkanlarına kadar ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması konuları ele alındı. Başbakan Yardımcısı Besnik Bisimi bu vesileyle Türkiye Büyükelçisi Sabri Tunç Angalı'ya diyalog süreci ve pazartesi günü Brüksel'de gerçekleştirilen son görüşme hakkında bilgilendirdi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimine yönelik ikinci tur oylama Kosova'da 21 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Kosova'daki Türk vatandaşları Pazar günü Türkiye'nin Pristine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğu'nda oy kullanabilecek. Kosova'da Türk vatandaşı olan seçmenler Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu çerçevesinde saat 8'de başlayacak olan oy verme işlemi saat 22'ye kadar devam edecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına almasına ilişkin Alman Büyükelçiyi çağırdık, basın ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın çifte standardını ortaya koyduk dedi. Almanya'da sabah gazetesinden iki basın mensubumuz bir FETÖ'cünün yalan yanlış e, ihbarıyla gözaltına alınıyorlar hem de Sabah Gazetesi'nin Avrupa Haberleri Merkezi'nin bulunduğu Frankfurt'ta ofislerinin basılması suretiyle. Tabi bakanlık olarak gerekli açıklamayı da yaptık. Büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi de gösterdik. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymuş olduk. Hemen baskın yapıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, sonra da serbest bırakıyorsun da aslında gözdağı vermek sindirmek niye FETÖ'cülerle ilgili PKK e, bağlantıları olan oradaki e, PKK destekçileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler haberler yayınladıkları için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın G7 liderler zirvesi için gittiği Japonya'nın Hiroshima şehrinde ülkesinin geçmişte nükleer silah kullanımından ötürü özür dilemeyeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945'te atom bombasıyla hedef aldığı Japonya'nın Hiroşima şehri, 2023 G7 Liderler Zirvesi'nin ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Biden'ın da katılacağı törende G7 liderleri, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret ederek çelen koyma ve ağaç dikme törenine katılacak. Bazı Japon politikacılar, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşılırken, Hiroşima ve Nagasaki şehir şehirlerine atom bombası atmasından dolayı resmi bir özür dinlenmesi çağrısında bulunmuştu. 2016'da anıt alanını ilk ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Barack Obama da bu ziyaretinde nükleer silah kullanımı için özür dilememişti. Sırada hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde genellikle parçalı bulutlu ve yer yer yağmur yağışlı hava hüküm sürüyor. Başkente günün en yüksek hava sıcaklığı 14 dereceyi gösterdi. Yarın bugüne nazaran açık ve güneşli havanın hüküm sürmesi bekleniyor. Hidrometeoroloji kurumu yetkililerince günün en yüksek hava sıcaklıkları 18 ila 20 derece arasında seyredecek. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın haftanın son haber bülteninde yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.